Efendim Gündem Özel'den merhabalar. Elbette koronavirüs pandemi gündeminin ayrıntılarını sürekli olarak aktarıyoruz. Tedavi sürecine ilişkin, ilaç dönemine ilişkin, ilaç süreci nasıl ilerleyecek, aşı süreci nasıl ilerleyecek? Tüm bunlara ilişkin ayrıntıları anlatıyoruz ama bir de mutasyon meselesi var. Koronavirüs mutasyon geçiriyor mu? Geçiriyorsa ne kadar devam edecek bu durum? Geçirdiği mutasyonların etkisi artıyor mu? Bulaşıcılık derecesi örneğin artıyor mu? Ya da ölümcül olma kapasitesi artıyor mu? Ölümcül olma oranı yüzdesi artabilir mi? Tüm bunlar da merak ediliyor. Zira genel itibariyle sorulan sorular, biz dahil merak ettiğimiz hususlar ne kadar daha sürebileceği yönde. Belki bu yanıtları aradığımız zaman süresine dair de bazı belirginlikler ortaya çıkabilir. Tüm bunlar elbette sözde kalıyor. Biz bu konuda bir uzmana danışacağız. İstanbul Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Doktor Çağatay Tarhan karşımızda. Çağatay Tarhan merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biz öğrendik ki sizin paylaşımlarınızdan mutasyon sürecine dair artık en azından fikir beyan edebilecek duruma geldi bilim insanlara. Bunun sınırı, çizgisi, skalası, genişliği ne ölçüdedir birazdan öğreneceğiz. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Koronavirüs hangi aşamadan itibaren mutasyon geçirmeye başladı? Ve genel itibariyle virüslerin mutasyon süreçleri nasıl ilerliyor? Aslında biraz burayı anlatarak başlarsak devamında biraz daha detaylı sorularımız olacak. Şimdi bu süreç şöyle. İnsana bulaşmadan önceki aşamada, yani yarasalardayken ya da başka bir ara konak varken de orada da bu virüs mutasyon geçiriyordu zaten. Yani şu an karşımıza çıkmış olan virüs zaten belirli mutasyonları geçirerek, belirli değişimler geçirerek karşımıza çıkan bir virüs. Dolayısıyla bu mutasyon değişiminin şu an için durmak gibi bir durumu yok. Virüs tek iplikli RNA'dan oluşuyor. Pozitif uçlu, işte bu şey demek, yani virüsün RNA'sı doğrudan hücreye girdikten sonra proteinlere çeviriyor kendi içeriğindeki genleri. Tek iplikli RNA'dan oluştuğu için de görece daha şey, mutasyona açık. Ama işte koronavirüs diğer tipteki virüslere göre ılıman, orta düzeyde mutasyon profiline sahip. Yani mutasyon geçirme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu mutasyonlar sürecek. Şimdi işte yayınlara baktığımız zaman yeni ortaya çıkan mutasyonların, işte bu, ben de paylaşmıştım, Fransa'da 5 hastada gözlemlenen bir mutasyon var. 5 hastadaki virüsün genomları da %100 aynı. Yani geçirdikleri mutasyonlar aynı. Bunlar aynı bölgede, aynı lokalizasyonda zaten saptanan hastalar bunlar. Şimdi bu geçirdiği mutasyon analiz edildiği zaman da yine özellikle, daha önce de konuşmuştuk bunu, virüsün hücrelere bağlanma proteinleri var. Spike proteinleri deniyor. O kısımda yine bir mutasyon söz konusu. Bu mutasyonun potansiyel olarak daha iyi bağlanma özellikleri gösterdiğine dair bazı çalışmalar var. Bunlar yalnız deneysel çalışma değil, onu da söylemek lazım. Bioinformatik dediğimiz, yani işte etkileşim haritaları falan kullanılarak yapılan tahminler bunlar. Bu aynı zamanda işte Fransa'daki agresif artışın, sayısal artışın bununla ilgili olabileceğine dikkat çekilmiş o bahsettiğim çalışmada. O yüzden uyarıyorlar, Fransız yetkilileri de uyarıyorlar, mutlaka test edin. Şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Virüsün dünyanın her yerinde geçirdiği mutasyon da aynı değil. Daha önce Singapur'da bazı hastalardan alınan örneklerde virüsün geçirdiği mutasyonlar mesela bağlanma bölgesiyle ilgili mutasyonlar değildi. Bir delesyon söz konusuydu orada ve o mutasyonda virüsün çoğalma yeteneğini azaltır nitelikte bir mutasyondu. Dolayısıyla virüs dünyaya yayıldıkça oralarda kendi nasıl diyelim, özgün mutasyonlarını geçirip özgün haller alabiliyor. Yani bu şey değil, dünyanın her tarafına yayılan virüs aynı mutasyonları geçirmiş ve bitmiş bir haldeki virüs değil. Sürekli bu mutasyonlar gerçekleşmeye devam ediyor, bunu söyleyebiliriz. Peki etkileri anlamında neler öğrenebiliriz? Yani farklı mutasyonlar geçirdiğine dair tespitler var. Bu öğrenebildiğimiz kadarıyla mutasyonun etkileri, örneğin birbirine bulaşmayı arttırıcı nitelikleri var mı? Bunu şu an test edebiliyor muyuz? Bilim insanları bu konuda sizler bize bir şey söyleyebiliyor musunuz? İkincisi, ölümcüllük oranına dair bir etkisi var mı bu yeni mutasyonların? Onu baştan söyleyeyim. İnsanlar tabii daha çok onu merak ediyor. Şu an ölümcüllüğünü arttırdığına dair herhangi bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Bulaşma özellikleri zaten şöyle.
2002 yılında baş gösteren SARS salgınından sorumlu olan virüse göre insan hücrelerine tutunma şeyi, bunun gücü daha fazla. Şu anki virüsün daha fazla. Ve şimdi şunu biliyoruz, yine o tutunma bölgesinde bazı mutasyonlar geçiriyor virüs. Dolayısıyla bu tutunma özelliklerini evet etkileyebilir. Ama tutunma özelliğinin artması demek de virüsün öldürücülüğü anlamına gelmez doğrudan. O anlama gelmez. Sadece daha çabuk, daha hızlı bulaşır. Bu sonraki süreçleri nasıl etkileyeceğine dair kesin bir şey söylemez bize. Onu söyleyebiliriz en azından. Sonraki sürece dair bir şey söylemiyor. Peki ya belirtiler? Mutasyona uğradıkça hastada oluşacak belirtileri değiştirme, onların dozunu etkileme ihtimali var mı? En örneğinden biz şu an işte kuru öksürüğü biliyoruz. Yüksek ateşi, ani ateşi biliyoruz. Bunlara ilişkin yeni belirtiler, semptomlar eklenebilir mi mutasyon geçirdikçe virüs? Şöyle, yani o genel semptomlar açısından değişen bir şey olmayacaktır muhtemelen. Çünkü virüsün esas vücuda girme bölgesi işte bronşlar üzerinden, üst solunum yolları üzerinden gerçekleşiyor. Sonra alt solunum yollarını tutuyor ve bu anlamda bir değişiklik olmayacaktır. Ama mesela işte bazı sindirim organlarına da girebildiği, çünkü orada da ACE2 proteinleri var virüsün bağlanabildiği. Bazı mesela işte diyare gibi, bulantı gibi bozuklukları da yol açabileceği söyleniyor. Şu an için başka bir değişik semptom gösterme durumu yok, onu söyleyebiliriz. Şu paylaştığınız ifade, merak ediyorum açılımını, tam olarak neyi anlatıyor? Ben en azından ne anladığımı söyleyeyim, yanılıyorsam lütfen uyarın. Virüsün uyumsal evrimi. Virüsün uyumsal evriminden biz yaşama dair bu konuda uyum sağlamasını mı anlamalıyız virüsün? Giderek, siz daha önce de belirtmiştiniz, mevsimsel bir sürece de gidebilir. Bu da ihtimaller arasında. Birazdan bunu da soracağım ayrıca. Geleceğe dair projeksiyon tahmininizi de soracağım ama virüsün uyumsal evrimi tam olarak nedir? Uyumsal evrim dediğimiz şey evrimsel biyolojideki bir teknik bir terim aslında, ama kabaca sizin söylediğiniz şey doğru. Çok temel olarak herhangi bir organizmanın girdiği yeni bir işte çevreye uyarlanıp orada daha kolay çoğalması ve yaşaması, daha rahat yaşayabilmesi anlamına geliyor. Uyumsal evrim bu. Virüs özelinde bakacak olursak da virüs kendini daha kolay çoğaltabilecek ve bulaşabilecek mutasyon geçirme eğiliminde. O anlamda zaten işte uyumsal bir evrim geçiriyor diyoruz. Peki geleceğe dair senaryolar, hangi ihtimallerin olduğunu soracağım. Şu an için anlıyoruz ki, burada programda söylediklerinizden de anladım. Ayrıca konuştuklarımızda da bu konuyu gayet iyi anladık aslında. Geleceğe dair senaryo çizmek için çok erken. Ama illaki bazı ihtimaller var. Bu ihtimaller neler? Önümüzdeki sürece dair bilim bize ne söylüyor? Hangi ihtimallerin olduğunu söylüyor? Dünya genelinde soruyorum bunu, Türkiye açısından değil. Tabii. Bir kere virüsün birdenbire pat diye ya da kısa dönem içinde ortadan kalkmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu durumda bundan sonra çok büyük ihtimal dalgalar halinde tekrar gelebilir. Bu dalgalar yavaş yavaş sönümlenebilir. Örneğin yaz geçtikten sonra kışın tekrar karşımıza çıkabilir. Mevsimsel grip virüsü gibi mevsimsel döngülere girebilir. Hatta bu yüzden benim gördüğüm kadarıyla Çin tekrar yeni bir dalga gelme ihtimaline karşı işte yatak sayısını arttırıyor. Gerekli alet cihazları falan filan yapımını arttırdığına dair işte ben bir şeyler okumuştum. Bu beklenen bir şey. Yani tekrar karşımıza dalga halinde çıkacak gibi görünüyor. Ama zaman geçtikçe de bu öldürücülük anlamında bir şey söyleyemeyiz buna dair. Yayılacaktır. Bir şekilde karşılıklı etkileşim sonucunda etkisi azalabilir zaman geçtikçe. Ama bu zaman bile epey uzun, 1-2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunu söyleyebilirim. Tabii bir yandan şunu da ekleyeyim. Bu süreçte de işte ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yani öyle ki aşı teknolojisinde çok yeni diyebileceğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Mesela virüsün bir RNA parçası aşı etkeni olarak kullanılmaya çalışılıyor ki bu daha önce görülmüş bir şey değil. Yani virüsün RNA'sını alıyorsunuz, insan hücresine veriyorsunuz, insan hücresinde onun virüs proteini üretmesini sağlıyorsunuz. Daha önce denenmiş bir şey değil bu. Ya da mesela bir takım genetik mühendislik teknikleri var. Virüsün bağlanma bölgesindeki proteinin genlerini alarak bunları klonluyorsunuz bakterilerde, mayalarda bol miktarda üretip insanlara veriyorsunuz. Böylelikle
sanki virüsle karşılaşmış gibi bir hazırlık yapmış oluyor. Bir yandan bu çalışmalar da devam ediyor. Yani bunların da işte piyasaya çıkması en az 1-1,5 yıl olacaktır. Hani bir yandan böyle bir şey de var. Yani şey değil, durum kontrolden çıkmış bir durum söz konusu değil o anlamda. Peki geleceğe dair senaryolarda çok sık konuşuluyor. Burada izleyici sorularına size ilettiğimiz zaman bu konuya da detaylı bir yanıt vermiştiniz. Ama tekrar sormak istiyorum. Zira sizi konuk ettiğimizi gören vatandaşlarımızdan, Halk TV izleyicilerinden benzer sorular geliyor. En azından daha ayrıntılı belki değinebilirsiniz. Mevsimlerle alakalı ilk başta sıcak hava olarak gördük. Bir izleyicimiz şuna dikkat çekiyor. Biz yaz aylarına giriyoruz ama kış aylarına girecek olan bölgeler olacak. Virüsün birçok noktaya artık dağıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla oldu ki burada gerçekten bazı bilim insanlarının işaret ettiği gibi etkisi azalması bir yana bulaşıcılığında bir düşüklük söz konusu oldu. Bulaşıcılığı düştü bu işin. Ama diğer ülkelerde tekrar bizim yaşadığımız yerde mevsimin kış olmasının ardından yeni salgınlar görülebilir. Sizin az önce işaret ettiğiniz ikinci veya üçüncü dalga salgınlar olabilir derken bunu mu kastediyordunuz? Burada mevsimlerin etkisine tam olarak biraz da bu konuda bizi aydınlatmanızı rica edeceğim. Tabii bunu kastediyordum. Bir yandan da mesela yeni modelleme çalışmaları falan var. Mesela orada bakıldığı zaman genellikle hastalığın yoğun bir şekilde yayılım gösterdiği şehirler sıcaklıklar 5 ila 11 derece arasında değiştiği gözlemleniyor. Dolayısıyla yani bu sıcaklık düşmelerinin virüsün daha kolay bulaşması anlamında bir etkisi var. Bu kesin söyleyebiliriz bunu. Dediğiniz gibi şimdi Güney Yarımküre'de işler değişecek falan filan, işte o yüzden zaten bunun pandemi ilan edilmesinin bir temellerinden bir tanesi de bu. Her yere yayılmış durumda ve dolayısıyla oradaki izolasyon çalışmaları da çok büyük önem taşıyor. Yani sıcağa girdin, kurtardın, daha rahatladık falan, böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden gerçekten izolasyonun önemi şu an için çok büyük. Sırf bu yüzden bile. Ama biz şunu biliyoruz, en azından şöyle bir çıkarımda bulunabiliyoruz. Soğuk havalarda bulaşıcılık seviyesinin virüsün çoğalmasından hareketle tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla ısının arttığı yerde en azından bulaşıcılığının düşmesini bekleyebiliriz. Evet, ona ilişkin çalışmalar da var. Hatta bunu konuşmuştuk yine programda sizinle. Öyle bir çalışma var ama bunlar hep modellemeler böyle. Yani biraz yaşayarak göreceğiz gibi görünüyor. Şey muhtemeldir. Evet, sıcak iklim olduğu zaman, nem arttığı zaman biraz daha azalma dinamikleri, bulaşma dinamikleri azalabilir. Ama işte bir yandan da biliyoruz ki Güney Yarımküre sıcakken de bulaşıyor. En fazla, en iyi ihtimalle bulaşma dinamiğinin azalmasını bekleyebiliriz. Belki böyle söyleyebiliriz yani. Bir vatandaşımız da şunu soruyor. İngiltere'nin bir dönem tartışıp sonra geri adım atmak zorunda kaldığı sürü bağışıklığı meselesine Sayın Tarhan nasıl bakıyor? O dönemde yorumu ne olmuştu, nasıl karşılamıştı diye sormuş. Ya bu akıllıca bir çözüm değildi. Zaten İngiltere de bunu çok çabuk gördü. Çünkü eğer böyle yaparsa bunun maliyeti çok yüksek olacaktı. Yani yoğun bakım hastalarının sayısı çok artacaktı. Ölümler çok artacaktı. Sağlık sistemi bunu karşılayabilecek durumda değil. Bunu çok kısa bir zamanda zaten fark edip hemen geri adım attılar. Yani bu çok barizdi uygulanmayacağı bunun. Peki mesleki olmayabilir, en azından uzmanlık alanınızı kapsamayabilir ama önümüzdeki süreçte sınırların yeniden açılma durumunu, bir tarih sormayacağım elbette ama insanlar şunu merak ediyor. Her şey düzelse bile ülkelerin birbiriyle ilişkilerini tekrar toplamaları zaman alacak gibi. Belki çeşitli mutasyonlar da buna sebep olacak. Aşıyı biliyoruz, bir sene sonrası işaret edildi. İlaç konusunda mevcut olanlarla bir çözüm bulmanın yeterli bir süreyi geçti mi? Bulabilme konusunda artık yeterli zamanımız geçti mi? Bu konuyu merak ediyorum. Yani hemen hemen her ilaç belki de denendi. Net bir tespit yapılamadığı görülüyor ama faydalı olan ilaçlar, en azından yoğun bakımda 11 günden 4 güne düşüren ilaçlar tespit edildi. Şu an itibariyle mevcut ilaçlardan artık kesin çözüm bulunamıyor. Bu noktada mıyız? Yoksa bu konuda denemeler, en azından dozlar değiştirilerek mi yapılıyor? Bunu merak ediyorum. İkincisi, ilaç da tıpkı aşı gibi bir sene gibi sürede mi sıfırdan hazırlanma evresi var? Evet, maalesef öyle. Uzun bir hazırlık aşaması var. Faz deneyleri var. Yani o da süre alacaktır. Çünkü ilk başta bu ilaçlar ya da aşılar denenirken önce işte birkaç, belki 1-2 düzine insanla denenir. Ondan sonra oradan gelen reaksiyonlara bakılır, yan etkilere bakılır. Doz belirlenir. İşte ondan sonra sayı gitgide artar falan filan. En son herhangi bir şey görülmüyorsa etkin kombinasyon denilir. Şimdi bu da zaman alan bir süreç.
Şimdi denenen, şimdiye kadar denenen ilaçlar özellikle aslına bakarsanız bu yoğun bakım ünitelerinde yani hayatta kalması mücadele veren hastalıklara yönelik ilaçlardı. Onların durumlarını iyileştiren bazı örnekler söz konusu. Ama hiçbir şekilde ya bu ilaç bu işin çözümüdür denebilecek bir aşamada değiliz. Şu an kombinasyonlar deneniyor. Yani ben baktığım zaman 100'ün üzerinde potansiyel molekül vardı. Mesela daha dün bir yayın çıkmıştı. Çin'dekiler de geleneksel Çin tıbbına ilişkin bazı bitkileri falan deniyorlar. Yani 5-10 koldan devam ediyor aşı bulma süreci. Çok küçük moleküllerden tutun da daha önce denenmiş ilaçlara kadar, bunların kombinasyonlarına kadar pek çok yeni ilaç denemesi söz konusu. Ama dediğim gibi daha bize zaman lazım bunu bulmak için. İnsanlığın ne durumda olduğunu biliyoruz. Teknolojik açıdan aslında çok da kendini öven bir tür olarak ilerlediğimiz dönemlerdi. Ama belki de virüsü hayatımızda pek bilmeyen nesillerin karşılaştığı bir durum oldu. Belirli aralıklarla dünyanın tamamını ya da bölgelerin bazılarını etkilediğini biliyoruz. Bu kuşak açısından yeni tanınmış bir olgu gibi duruyor. SARS örneği, Ebola örneği buralara çok yansımadığı için böyle tarif ediyorum. Virüs gerçeğine karşı insanlık, bilim dünyası, teknolojideki ilerlemenin yanında veya aksinde henüz tam hazır değil mi? Virüs tehlikesi hep olmaya devam mı edecek? Bilim bu konuda hala bir arayış içinde mi? Sadece koronavirüs temelli sormuyorum elbette. Evet, öyle bir ihtimal her zaman var. Bunu şuradan anlıyoruz. Mesela çok tartışılan şeyler var. Almanya'nın 2012 yılında yayınladığı bir rapor var. 2002'de SARS ortaya çıktıktan sonra, 2012'de MERS ortaya çıktıktan sonra, arada işte Zika'lar, Ebola'lar çıktıktan sonra virüslerin hayatımızı tehdit ettiğine dair çok net veriler almış olduk aslında. Şimdi dolayısıyla şeyin yapılması, buna karşı bir tür harekat yapılması, yani daha doğrusu bir senaryo kurulması çok doğru yapılan bir şeydi. Dolayısıyla evet, bu bizim hayatımızı etkileyecek. O Alman raporu çıktı. Almanlar aslında çok iyi bir iş yapmışlar o anlamda. Her ülkenin bunu yapması gerekiyor. Seferber olması gerekiyor. İşte acil durum, kötü durum senaryolarının kurulması gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor ve bundan sonra karşımıza bu tür durumlar sıklıkla çıkacak. Çünkü yani biz bu organizmalarla sonuçta dünyayı paylaşıyoruz ve onlar da bize kendini hatırlatıyor her durumda baktığınız zaman. Tabii bu şeyle de alakalı. Bir yandan şehir hayatının artık doğal hayatla iç içe geçmesi, onu yok etmesi, başka organizmalarla paylaşmamız aynı yerleri, bu şeylerin riskini çok arttırıyor. Ve bunlara ilişkin bir Ar-Ge çalışması, geleceğe dair en azından insanlığın daha hazır bir şekilde beklemesi çok sürprizli bir ortaya çıkış süreci olduğu için virüsün pek de mümkün değil anladığım kadarıyla. Evet, bunu deneyerek görüyoruz, yaşayarak görüyoruz. Yani yüzleştikçe nelere ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Şimdi hiç kimsenin aklından geçmezdi yani yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmak ya da işte solunum cihazlarının sayısını durup dururken arttırmak. Ama işte karşılaştıkça böyle şeylerin olacağını görüyoruz ve buna karşı önlem almak zorunda kalıyoruz. Son soru, neleri değiştireceğini düşünüyorsunuz? Koronavirüsün bu denli bir pandemiye dönüşmesi, hem ölüm oranlarıyla alakalı, hem vaka, hem de bulaşıcılığının dünyadaki bütün sınırları kapattırmaya kadar gitmesiyle, özellikle sağlık alanında, tıp alanında veya bilim alanında mesleki olarak görüşünüz ne? Perspektif bu konuda nasıl ilerleyecek? Zira bütün ülkeleri etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Daha da etkileyecek, ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ama eninde sonunda bu durum atlatıldığı vakit en azından sağlık sektöründen başlayarak bilim dünyasına dair ne gibi gelişmeler, ne gibi atılımlar bekliyorsunuz? Hem ülke bazında soruyorum elbette, hem de dünya geneli olarak. Şimdi diğer potansiyel tehditler muhtemelen daha fazla dikkat edilecektir. Başka neler çıkabilir, neler olabilir diye. Bunlar üzerindeki önleyici çalışmalara büyük kaynak ayrılacak çok büyük ihtimalle. İşte ilaçlar, potansiyel ilaç olabilecek, aşı olabilecek şeyler. Bunların üzerinde çok büyük yatırımlar olacağı düşünülüyor. Bu çok açık yani. Dediğim gibi başka tip virüsler de ortaya çıkabilir bu anlamda. Ama şeyi birebir yaşıyoruz. Yani ekonomilerin çok, zaten işte dünyanın genel bir kriz içinde olduğunu söyleyebiliriz. Epey uzun bir yıllara yayılmış bir süreçti bu. Bunun derinleştiğini görüyoruz. Yani bu etken aslında ekonomilerin kırılgan özelliklerini de ortaya çıkarmış durumda. Dolayısıyla yani buna ilişkin işte nerede sorun var, nerelerde hasar var, bunların göz önüne çıkması ve buna ilişkin atılacak adımlar çok önemli. Ama dünya genelinde baktığımız zaman yönetimlerin emeğiyle geçiren insanları çok da umursadığını düşünmüyorum. Belki emeğiyle geçiren insanlar buna dikkat ederler ve hakların daha
sağlıklı bir şekilde savunmaya başlarlar. En azından bu çok iyi bir şey olur, atılım olur. Çağatay Tarhan, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetik uzmanım Doktor Çağatay Tarhan karşımızdaydı.